dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüllerdir, gönül yapmaya geldik. Türkiye Beyazlar Derneği Arap Gül Şube Başkanı Sayın Sadık Karagöz'ü konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Jandarma Komutanım, Emniyet Amirim, Kurum Amirlerimiz, Bilim Amirlerimiz, Kurum Müdürlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerimiz, Siyasi Parti Temsilcilerimiz, davetimize uzaktan ve yakından teşrif eden, icabet eden, yüreğinde beyaz veya yer açmış hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, Eğitim Her Engeli Aşar temalı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü olarak uluslararası şekilde farkındalıkla kutlanan bir programdır. Biz de Arap Gül Beyaz Ay olarak her yıl düzenli olarak bu programımızı yapıyorduk. Pandemiden dolayı birkaç yıldır yapamamıştık. Ama Rabbime hamdolsun, Mehmet Ali Aydınlar ağabeyimizin yaptırdığı bu güzel mekanda, bu sıcak atmosferde bizler yeniden bir araya getirdi. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sizler için yine çok güzel bir program hazırladık. Bu programda emeği katkısı olan Ahmet Zeynaloğlu ve Mehmet Akif özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlerimiz. Burada bir parantez açalım. Özel eğitim sınıflarımızda Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerçekten çocuklarımızın hiçbirini mağdur etmedi. Hepsini sınıfları açtı. Fakat özel eğitim branş öğretmenlerimiz yoktu. Bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığımız Arap Gül'e bir jest yaptı ve 10 tane özel eğitim öğretmeni atandı. İlçemizde şu an görev yapıyorlar. Ve teşekkür ediyorum. Ve birbirinden değerli, gayretli, azimli öğretmenlerimiz. Ve inanın gerçekten özel eğitimin çevresi değişti, çıtası yükseldi. Ve ben eminim ki Arap Gül çok yakın bir tarihte özel eğitimde iddiayla birinciliği alacak bir ilçe olacak. Temennimiz o yönde. Ve sizler için de çok güzel etkinlikler, ritim gösterileri hazırladılar. Birazdan sunacaklar. Yine Fatma Fikriye Kutlu İmam Hatip Ortaokulumuz şiir sunumuyla katkıda bulunacaklar. Sadık Polat Ortaokulumuz yine bir şiir sunumu. Ve aramızda bir doktorumuz var, çocuk ve ruh sağlığı hastalıkları uzman doktoru Sayın Özlem Doğan hocamız. O da engellerin bedenlerde değil, gönüllerde olduğunu ispatlamış bu hocamız. Birazdan konferansına sunum yapacaklar, hoş geldiniz hocam. Ve gönüllerimiz her zaman coşturmayı başaran, ismini bile duyduğumuz zaman heyecanlandığımız Sayın Bilal Göregen. Kendisi Arap Gül bizim için özel dedi, özelimizdir dedi, yoğun programına rağmen. Uçaklar yine çok ciddi sıkıntılar yaşadı akşamdan beri havalanlarında ama yine pes etmedi ve geldi. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz kendisine de. Ve Beyaz Ay aslında biliyorsunuz. Biz Beyaz Ay'a bir ağaca benzetiyoruz. Büyük ve güçlü bir ağaca. Ağacı kökler, gövde ve dallar oluşturuyor. Biz de acizane bu ağacın gövdesini temsil ediyoruz. Bu gövdeyi ayakta tutan kökleri var. İşte o kökler aslında bu işin kahramanları, görünmeyen kahramanları. Çünkü kökler ne kadar güçlü olursa gövde o kadar dik duracaktır. Bu ağacın kökleri derneğimizin yönetim kurulu üyeleri. Aldığımız kararlarla bizlerin önünü açan, bizlere yetki veren yönetim kurulu üyelerimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kök tamam, gövde tamam ama bunu ürüne dönüştürecek dallar, kollar, sürgünler, filizler lazım. İşte bu noktada sağımda ve solumda gördüğünüz birbirinden değerli, görevlerini en iyi şekilde eda etmeye çalışan azimli, gayretli, sabırlı ve başarılı öğretmenlerimiz en iyi ürünü alabilmek için bu kökten, gövdeden gelen aromayı, tadı diyelim ürüne dönüştürmek için gayretle çalışıyorum. Ben kendilerine teşekkür ediyorum ve güçlü bir alkış istiyorum öğretmenler için.
Ağacımız tamam ama yine bitmedi. Yine dışarıdan ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Güneşe ihtiyaç var. Güneş olmadan o meyve olgunlaşmaz. Bu manada da Beyaz Ay Derneğimizin Genel Başkanı Sayın Lokman Ayva ve Genel Merkez Yönetimi her zaman üzerimizde bir güneş var. Ve ürünün daha tatlı, daha aromalı olması için sürekli yanımızdalar. Telefonun ucundalar ve yardımcı oluyorlar. Önümüzü açıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz buradan. Ve geldik en önemlisine. Su. Bir canlıyı hayatta tutan en önemli unsur su. Su olmadan canlı hayatta duramaz. Ve Beyaz Ay'a 8 yıldır su taşıyan değerli hayırseverlerimiz, yani sizler 8 yıl ulaştırdınız bizi ve biz şöyle diyoruz, siz bu ağaca su taşımaya devam ettikçe biz de en kaliteli ürünü vermeye talibiz inşallah. Ben bu duygularla engellerin kalktığı, kararan kalplerin aydınlandığı, geleceğe dair umutların filizlendiği, çaresizliğin, çözümsüzlüğün yerini umuda, tebessüme bıraktığı engelsiz günler diliyorum. Ve Beyaz Ay olarak diyoruz ki eğitim her engeli aşar.